Ben Erdin Çamaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Şimdi sizi bugün bir seyahate çıkartmak istedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü yıl içinde fotoğraf her an çekebilirsiniz ama en güzel zamanı kaçırmamanız için hareketlenmenizi rica ediyorum. Fotoğraf için en güzel zaman doğanın size ölürken, yeni bir doğuş için ölürken sunduğu en güzel renkleridir. O da sonbahardır sevgili dostlar. Sonbahar renkleri öyle güzelleşir ki bir taraf hüzünlendirir sizi, diğer tarafta hayretler içerisine bırakır. Doğa bu kadar güzel olabilir mi diye. Ve siz de o dönemi, ki çok kısa bir dönemdir, 15-20 günlük ya da en fazla 15-20 günlük bir dönemdir. O yaprakların yeşilden, sarıya, sarıdan, daha bir turuncuya, kızıla, turuncudan. Kızıla, bazen kızıla, turuncuya. Evet, değil mi? İşte ağacına göre. Geçtiği dönemi kaçırırsanız pişman olursunuz. Bir sene beklemek zorunda kalırsınız. Ya. İnanın bana ilkbahar da çok güzeldir ama evet. Sonbaharın renkleri bambaşkadır. O yüzden sonbaharın renklerini evden televizyon seyrederek çekemezsiniz. Yapmanız gereken kalkmak. Şehirdeyseniz, ne bileyim ben, Atatürk Ormanı'na gidin. Başka bir parkınıza gidin. Daha kırsaldaysanız bizler gibi daha şanslısınızdır zaten. Çevreniz hep buna benzer ortamlarla doludur. Bugün de bizler sizi Gomeda Vadisi'ne getirdik ki ben çok seviyorum Gomeda Vadisi'ni. Bir taraftan böyle ince bir su akar. Diğer taraftan çok güzel bir ortam vardır. Eski bir ortam vardır. Taş oyukları vardır. Tepede bir tane eski kiliseler, keşfedilmemiş yeraltı şehirleri burada hala. Kapadokya'daki her vadide. Yani sayısını bilmiyoruz. Hakikaten öyle. Şimdi burada ben beklediğim kadar renkli değil burası. Biz herhalde biraz geç kaldık gibi geliyor bana ama burada birkaç tane kare çekmek istiyorum. O yüzden buraya getirdim sizi. Yanıma bugün XH2'yi aldım. Üzerine çok da vazgeçemediğim bir lensim var. 23 mm f1.4 ama yanı sıra yengenizin belki şu arkadan güzel portrelerini çekerim diye 50 f2'yi getirdim. Bir de belki çok geniş açı, çok ilginç bir sahne yakalayabilirim diye geniş açı prime lensimi getirdim. 8 mm. Bir de tabii 16 mm Sigma'yı, o f1.4'ü getirdim. Şimdi siz... Ha, bir de beni getirdi. Evet. Sen hangi sınıfa giriyorsun Seçil? Ben de bir aslında yardımcı elemanım da. Hayır, zoom lens sınıfına giriyor yengeniz. Yani 8 mm'den 500 mm'ye kadar giriyor. Yani artık işin esprisi. Şimdi sevgili dostlar, yaptığım çekimlerde hangi açıdan daha güzel yakalarız? Onların hepsini zaten sizlerle beraber göreceğiz. Hangi ayarları yapıyorum? Manuel mi çekiyorum? ISO'mu neye ayarlıyorum? Diyaframımı neye ayarlıyorum? Bütün çekimlerde tek tek bunları anlatacağım size. Hadi başlayalım. Şimdi sevgili dostlar, şu açıyı yengeniz kapatmasın tabii. Şu açıyı görüyor musunuz? Işığın vurduğu. Biraz daha yetersem suya düşecek yengeniz. Evet. Yani. Şu açıyı görüyor musunuz? Bu açı... Şimdi genellikle fotoğraf çeken insanların ortak bir hatasındır, biliyor musunuz? Boydan çekmek. Herkesin gördüğü ve zaten sizin göz hizanızda gördüğünüz bir şeydir. Sizin yapmanız gereken farklı açılar bulmaya çalışmaktır. Onların en güzellerinden bir tanesi de yere yakın açılardan çekmektir. Şimdi şu anda ben lens değiştirmeyeceğim. Lensimin ayarını 5,6'ya getireceğim. Çok fazla bokeh istemiyorum önde ya da arkada. Ama yere yakın bir yerden çekmeye çalışacağım sevgili dostlar. Efendime söyleyeyim. Bir A'da deneyeceğim önce. ISO ayarıma bakayım ne yapmışım. ISO'm 500'de tutuyorum. Ben size daha önce anlattım neden 500'de tuttuğumu. Bu şey için tutuyorum 500'de. Ve tabii bu şeyden kurtulacağız Seçil. Bunu sana vereceğim. İşte yengenizin faydalı olduğu yerlerden bir tanesini seyrediyorsunuz. Tut yavrucuğum. Şunu da tut. Sonra model, yere yakın. Model, vesiyer, askılık. Hepsi var bende. Yere yakın. Oo, çok güzel bir kare oldu. Seçil. Tabii. Evet, bak bu tarafa doğru da bence güzel bak. Şu bakın vadi... sevgili dostlar, bir ayar daha unutmayın. Vadi şöyle tamam. Güzel dönüyor ya. Bir ayar daha unutmayın. Size daha sonra ister post prodüksiyon, ister post editingde ilk aşamada size kolaylık versin, ister doğrudan doğruya o fotoğrafı JPEG'den alın basın ama
şeyinizi, film profilinizi Velvia'ya getirin. Başka bir kamera kullanıyorsanız Vivid'e getirin. Yani daha renklerin doygun gözüktüğü, ışığın daha parlak olduğu bir profili tercih edin. Şimdi şuradan bir görüntü görüyoruz değil mi Seçil? Oraya geçelim. Yani orası da güzel, evet. Yani şey, derinliği olan böyle. Hoş bir yer var. Gel gel, sen kapamayacaksın zaten, gel. Şimdi sevgili dostum Seçil'cim, sen anlat istersen bu sahneyi niye tercih ettik? Yani Gomez'in en beğendiğim yeridir burası. Çok güzel bir vadi, tarihi kayalarla, oyuklarla, mağaralarla. Şuradan giriş çok etkileyici geliyor bana. Hadi. Buradan, yani buradan mı çekeceğiz yoksa da içeriden mi çekelim istiyorsun? Sanki buradan çeksek, bu alanı böyle derinliğiyle alsak çok daha güzel olur. Yani bakayım şuradan mı? Yapraklarla beraber, evet. Şuradan mı? Bakayım. Evet. Yengenin son derece haklı. Evet sevgili dostlar, ayarlarımı değiştirmiyorum. Diyafram öncelikli çekim yapıyorum. Ve şu açıyı ben size bakayım, şu ağaçlardan hafif de sağa çekerek, şuradaki ağacı almaya çalışarak, yok şöyle, evet, bakalım Seçilciğim, istediğin gibi oldu mu? Evet ya, şahane. Çok güzel oldu dostlar. Şimdi vadinin içine birazcık daha ilerleyelim. Biraz gidelim bakalım. Tamam. Evet sevgili dostlar, şimdi bu sahneyi böylemesine alacağımız için, portre şeklini alacağımız için bulunduğum yerden şu alanı böyle komple dik almaya çalışacağım. Hem yukarıyı hem güzel bir derinliği yakalamaya çalışacağım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Sevgili dostlar, şu anda görmekte olduğunuz sahneyi çekmek için ve tam kontrajur dediğimiz güneşi de aldığımız, ama güneşin ışıklarını da çok güzel yatay bir biçimde o yeşillerin, sarılarının arasından geçtiği ve ilerideki yolun da çok güzel sarılarının parıl parıl parladığı bir sahne yakalayacağız. Bunun için ben diyaframımı F11'e getirdim. Hala ISO 500, bakayım yetecek mi? Evet, 90 veriyor. Şöyle bir ayarlama yapacağım ve derinliğiyle beraber güneşin de huzmelerini almış olacağız. Sevgili dostlar, şimdi yengeniz bir sahne gösterdi. Pek anlaşamadık yengenizle. Yengeniz diyor ki burası çok güzel çıkar diyor. Ben çıkmaz diyorum. Ama onun ısrarı ve inadı neticesinde burada da bir karesini çekeceğim sizin, evet, için. Evet, bakalım. Bakalım ne çıkacak? Benim dediğim yer mi, onun dediği yer mi çıkacak? Şu ana kadar benimkileri gördünüz, bir de yengenizin hani, gözüne bakalım. Evet, güvenirim gözüme. Yani yanlış anlamayın, hani sahtekarlık yapıp da kötü bir fotoğraf çekmeyeceğim. Öyle bir niyetim yok ama buranın en güzel sahnesini çekmeye çalışacağım sizin için. Burada tekrar ben F değerimi F5,6'ya getirdim. Hala aynı ayarlardayım. Valla sevgili dostlar, ben çektim. Bu fotoğraf için yorum bekliyorum sizden. Hangimizi haklı buluyorsunuz? Tabii ben bilmem mi, siz hepiniz yengenizi haklı bulacaksınız ama olsun. Yok şey, zevkler aslında zevkler, bana göre renkler tartışılır. Tartışılmaz diye bir kural yok. Yani, hayır, tartışılmaz. Tartışılır. Hayır, tartışılmaz. İşte. Niye? Çünkü şu anda tartışıyoruz, yanlış yapıyoruz. Yok, bana göre güzel, sana göre değil, i̇şte olabilir. İşte o yüzden tartışılmaz. He, anladım. Yengeniz Karadeniz'de. Yok, tartışılır yine de bence. Yenge, bakın arkadaşlar, iyi fotoğraf aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Çevrenize çok dikkatli bakmaktır elbette. Doğru açı ve doğru noktayı bulmaktır ama gözünüzü bile kompozisyon kavramına alıştırmaktır. Benim en çok sevdiğim kompozisyon kurallardan bir tanesi de yönlendiren yollar kompozisyon kuralıdır ki şu anda bir tanesini görüyorsunuz. Şimdi ama burada yengeniz fotoğraf makinesiyle değil de cep telefonuyla bir tane çekim yapacak şuradan yere yakın. Az önce yapmıştın ya Seçil. Evet, evet. Bir göster bakayım Seçil, şuraya geç. Kameranın karşısına geç Seçil'cim.
Ya ben bunu dostlar Mardin'de dolaşırken küçücük bir çocuktan öğrendim. O kadar güzel yapıyordu ki. Şimdi telefonu açıyor, fotoğrafa getiriyor. Ondan sonra şu telefonu ters çeviriyor. Dostlar böyle gördüğünüz gibi. Sonra alıyor nereye çekecekse. Yaklaştırıyor yere. Ve oradan da basıyor. Çok da güzel çıkmıştı. Su aksettiği zaman çok da güzel böyle bir gölge veriyor ama burada yok. Şimdi tabii yengeniz telefondan size gösteremeyeceği ama için aynı çekimi ben size buradan yapacağım. Nasıl çıktı onu da bilmiyorum tabii ki. Seçil, şu açıya ne dersin? Bak şurada su akıntısı falan da var. Evet, bence çok güzel. Peki nereden çekelim? Gel bir bakalım oraya. Nereden çekelim? Çok güzelmiş. Suyla birlikte mi alsak? Nasıl yapsak? Şöyle bak. Bir bakayım şuraya. Gel bakayım şuradan. Şöyle, şuraya doğru. Şuradan bakayım. Çok güzel. Bu açı çok güzel dostlar. Gelin ben size göstereyim bu açıyı. Yorulduk. Kız yorucuydu. Yorulduk. Toz toprak içinde kaldık. Ama iyi geldi. Malum Kapadokya. Ama çok ama iyi geldi. Biz burada biraz hasret kalıyoruz su görmediğimiz için. Suyun sesine. Bol bol toprak var ama su da lazım. Lazım değil mi? Lazım lazım. Her yerde elma ağaçları var. İşte meyveler var burada gayet. Organik biçimde. Bir tane yerden aldım. Elma deyip geçmeyin biliyorsunuz. Havada annemi bununla kandırmıştı. Isırsana. Yemezler. Yemezler benim mi? Adım Erdinç. Artık akıllandı mı erkekler? Ay, tabii çoktan. Oo, süper. Şimdi sevgili dostlar biz bu içeriği yavaş yavaş toparlayalım bitirelim. Doğrusunu isterseniz ben bir 5-6 gün kadar geç kaldım bu içeriği yapmakta. Ama sebep biliyorsunuz ortada. Neyse 5-6 gün geç kaldım bu içeriği yapmakta. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi bir kere oturduğunuz yerden fotoğrafçılık merakınızı gideremezsiniz. Sabah erken kalkın, atlayın arabaya, planlayın. Yanınıza gerekli halde malzemelerinizi alın. Bir zoom lensle de yaparsınız bunları, ben yanlış anlamayın yani. Bir kit lensle de yaparsınız bunları. 18 yaş 55'te de bu fotoğrafları çekersiniz. Çünkü zaten o aralıklı kullandım ben. 23 kullandım, bir de 50 milimetreyi kullandım. Evet. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Yani fotoğrafçılık zevki ancak gezerken olur ve bunu tasarlarken olur. Tabii imkanı olanlar, olmayanlar da yakın çevrelerinde illaki bir şeyler bulurlar. İlla böyle arabaya atlayıp da masraf edip de gideceksiniz diye bence de bir koşul yok. Ya tabii canım. Ama gidebilirsen yani, tabii çok daha tabii değişik ortamlar ya, olur. Bir de bak bunun güzel tarafı ne biliyor musunuz? Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde büyük şehirlerde yaşayan insanlar için büyük şehir insanı boğuyor. Evet. Ömrünü kısaltıyor. Ömrünüzü uzatmak istiyorsanız fotoğrafçılık yapın. Çıkın ortalığa. Değil mi? Gidin güzel yeşil doğayla bütünleşebileceğiniz yerlere gidin. Bu büyük şehirlerin içinde de var mı? Ankara'da güzel bir park var, İstanbul'da parklar var. Ne bileyim ben, İzmir'de çok güzel yakın mesafede yerler var. Yani var buralar gibi bakir değiller tabii ama yine de
Yine de güzel. Önemli olan doğayla bütünleşmek, bir su sesini duyabilmek, biraz yeşilin içinde dolaşabilmek. Hı-hı. Ama sessiz olun, sonbaharın renklerini kaçırmayın. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bakın, beğeni ve yorum bizim bu kanalın büyümesinde gerçekten çok faydalı bir unsur olduğunu lütfen hatırlayın. Küçücük bir yorum olsa, bir şey işareti olsa, nokta. Bir nokta olsa önemli değil. Ama bunu lütfen imtina etmeyin. Genellikle hepimiz bunu görüyoruz. Binlerce seyredi oluyor ama bakıyorsunuz 100 beğeni var. Bakıyorsunuz 10 tane yorum oluyor. Lütfen bu konuda birazcık daha bu kanala ve bizlere yardımcı olun. Sizleri seviyoruz. Huzur içinde kalın. Sağlık içinde kalın. Benden yana hoşça kalın. Hoşça kalın benden yana da. Ben Erdin Çamaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.